8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 19. Ders Destek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Ders Destek Yayınları Sayfa 19. Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulu'nda öğrenimini sürdürürken babası Ali Rıza Bey hayatını kaybetti. Bu olay üzerine Zübeyde Hanım çocuklarıyla birlikte Selanik yakınlarındaki bir çiftlikte çalışan ağabeyinin yanına gitmek zorunda kaldı. Ancak oğlunun okuldan uzak kalmasına gönlü razı olmadığı için bir süre sonra onu Selanik'te bulunan bir akrabasının yanına gönderdi. Çocuklarını seven ve aile birliğine önem veren bir anne olarak kendisi de oğlunun yanına geldi. Mustafa ilkokulu bitirdikten sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başladıysa da bu okula pek ısınamadı. Çünkü o asker olmak istiyordu. Selanik Askeri Rüştiyesi Mustafa askerliğe gönül verdiği halde annesi oğlunun asker olmasına karşıydı. Ancak o kararını vermişti. Annesine haber vermeden Selanik Askeri Rüştiyesi'nin giriş sınavlarına katılıp sınavı kazandı. Böylece annesini bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakarak ikna etmeyi başardı. Selanik Askeri Rüştiyesi disiplini ve üstün öğretimiyle tanınmış bir okuldu. Mustafa bu okulda, özellikle matematik dersindeki başarısıyla öğretmenlerinin dikkatini çekti. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey bir gün ona "Senin de adın Mustafa, benim de. Arada bir fark olmalı. Senin adının sonuna bir de Kemal koyalım. Bir" diyerek ona olgun anlamına gelen Kemal ismini armağan etti. Aşağıda Atatürk'ün doğduğu ve çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehri ile ilgili bir metin A verilmiştir. Metni okuyunuz ve okuduklarınızdan yararlanarak alttaki soruları cevaplayınız. Selanik, birçok fikrin, birçok siyasi olayın oluştuğu, aynı zamanda ticari ağırlığı olan bir liman şehridir. Ordu merkezidir ve her konuda geniş bir etki alanı vardır. Nüfusunun büyük çoğunluğu Türktür. Müslümanların, Rumların ve Yahudilerin mahalleleri ayrılmıştır. Balkanlarda azınlıklar arasında görülen milliyetçilik akımları, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk milliyetçiliğinin gelişmesine sebep olmuştur. Bütün bu şartların etkisiyle Balkanlarda yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı, Anadolu Türklüğünden farklı gelişmeler göstermiştir. Balkan Türkleri, her şeyden önce var olma mücadelesi verilen yerlerde yaşayan kimselerin uyanıklığı içerisinde bulunuyorlardı. Devlet ekonomik, sosyal ihtiyaçlarını ve güvenliklerini sağlamada yetersiz kaldığı için Balkan Türkleri kendi çarelerini arama zorunluluğu ile özel teşkilatlanmalara yönelmişlerdir. Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış, dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilmesinin tanığı olmuştur. Çeşitli ırkları mücadele içerisinde ve bir arada görmüştür. Türk milliyetçiliğinin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmesinin nedenleri neler olabilir? Cevap, Balkanlarda azınlıklar arasında görülen milliyetçilik akımları, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk milliyetçiliğinin gelişmesine sebep olmuştur. Balkan Türkleri, her şeyden önce var olma mücadelesi verilen yerlerde yaşayan kimselerin uyanıklığı içerisinde bulunuyorlardı. Devlet ekonomik, sosyal ihtiyaçlarını ve güvenliklerini sağlamada yetersiz kaldığı için Balkan Türkleri kendi çarelerini arama zorunluluğu ile özel teşkilatlanmalara yönelmişlerdir. Daha sonra bu gelişmeler Anadolu Türklerinde de görülecektir. Atatürk'ün fikirlerinin oluşmasında ve askerlik mesleğini seçmesinde Selanik'in hangi özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir? Cevap, Atatürk'ün doğduğu dönemde Selanik'te birçok ülkeden gelen insanlar vardı. Sırplar, Bulgarlar yani yabancılar. Çok kültürden insan demek çok yönlü fikir akımı demek. Atatürk de bunlardan çok etkilendi. Atatürk'ün doğduğu dönemde askerlik bütün erkek çocuklarının hayaliydi. Komşuları asker olan Atatürk'ün de canı çok istiyordu asker olmak. Ayrıca babasının Atatürk'e kılıç hediye etmesi Atatürk'ün aklını daha çok çekip asker olmasını sağladı.
8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.